bütün illerde hem bir yandan büyük gayret var ama bir yandan da büyük sıkıntılar var. Enkaz altında çok sayıda insanımız var. Ya, ne yazık ki kaçınılmaz. Kaçınılmaz bir şey. Sıkıntı kaçınılmaz. Sen bunun olacağını hep söyledin zaten yani. Evet ve işin acıklı tarafı bizim bu tip felaketlere en hazırlıklı milletler arasında olmamız lazım. Ama bunu yapabilmek için iyi bir eğitim lazım. Şimdi bugün bir Japon deprem bilimci Habertürk yayında çıktı sabahleyin ya da öğlen saatlerinde ve dedi ki eskiden biz Japonya'ya deprem ülkesi derdik dedi. Artık Türkiye'de bir deprem ülkesi dedi. Türkiye Japonya kadar bir deprem ülkesi mi? Evet. Yalnız şu farkla Japonya'nın altında bir subduction zone var. Evet. Oradaki depremlerin büyüklükleri 9.5'a kadar varabiliyor. Öyle. Bizde aynı şey yalnız Girit'te çok aynı olsa olsa ancak Girit'in altında olur. Yani plaka diğer plakanın altına giriyor. Altına giriyor. Evet. Afrika Girit'te Avrasya'nın altına dalıyor. Bizdeki büyük depremler genellikle yanaltım depremleridir. Ve ne derler Anadolu'nun batısındaki grabenler üzerindeki işte 6.5-7 en fazla. O yanaltımlı faylar üzerinde de en fazla 8 olur. Yani hiçbir zaman 9.5'u böyle falan bulmaz. Şimdi bugün bir deprem profesörü, yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu bir jeolog, galiba Ahmet Ercan, şöyle bir şey söyledi. Dedi ki burada en büyük olabilecek deprem 7.4'tür dedi. Ama ben ondan sonra bunun 7.8 olduğunu yazdım. 7.8 aslında deprem. Burada oluşabilecek en yüksek depremler kaçtır mesela? 8 olur. En büyük 8. En büyük 8 olur. Ve işte bizim Erzincan'ın 8 olduğunu tahmin edenler var. 1939 Erzincan'da. Erzincan'ın büyüklüğü bilinmiyor mu net olarak? Hayır. O zaman enstrümantal dağılım falan filan bugün gibi değil. Dolayısıyla aşağı yukarı 8 falan diyorlar. 7,9 diyor Embraces. Ama çok büyük bir deprem. Yani 40 bin vatandaşımızın canına okudu. Öldürdü orada. Peki yani bundan sonra orada olabilecek depremler kaçlık depremler olabilir? Şimdi hayatım bu Doğu Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremler 7+ olur. Ama bunun altı her zaman 5 olur, 4 olur, 6 olur. Olur. Bunlar hep olur. Ama 7+ bir şeyler olabilir. 8'den büyük olmaz. 8'den büyük olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü 8'den büyük yanal atımlı faylar üzerinde 8'den büyük depremler pek olmuyor. Ancak dalma batma zonları üzerinde oluyor bunlar. Çok büyük depremler. Yani, onlar da Pasifik çevresine münhasır. Pasifik çevresi. Pasifik'in hem Amerika tarafında hem Asya tarafında. Çok yani Sumatra'yı hatırla. Gerçi o Hint Okyanusu ama o aynı sistemin bir parçası. Devam. O dalma batma sistemlerinin Pasifik çevresindeki ateş çemberi denen çemberin bir parçasıdır o. Onun üzerinde volkanlar var, bilmem neler var. Muazzam bir sistem o. Yani. Onun üzerinde olan depremler gerçekten çok büyük depremler. Alaska'da biliyorsun 1964'te olan deprem 7 dakika sürdü. Evet. O kaçtı? 9,2. Şili'deki 9,5 ama Şili'deki çölün ortasında olduğu için onu teybe alan olmadı. Ama Bay Robert Parker Alaska'da otururken deprem başlıyor. Şunu ben teybe alayım diyor. Bir 4 dakikası geçiyor deprem bu arada. Kadar. Teybe açıyor. 3 dakika daha kaydediyor. 7 dakika sallandığını düşünebiliyor musun öyle? Şimdi bugün bugün depremin görüntüleri çıktı. Artık cep telefonu falan olunca her şeyin görüntüsü çok rahat ulaşmak mümkün. Deprem anında masmavi bir ışık beliriyor gökyüzünde. O nedir? Bilmiyorum. Yani deprem esnasında yer içindeki piezoelektrisiteden ötürü elektrik bazı olayların olduğu biliniyor. Ama ben bu tip elektrik olaylarını hiç incelemedim. Okumadım da literatürünü. Dolayısıyla bilmiyorum onu. Peki Lütfü Savaş hazırmış. İsterseniz buyursun Sayın Başkan. Lütfü Bey duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum sizi. İyi akşamlar Fatih Bey. Sayın Başkan çok çok geçmiş olsun. Kayıplarınız var. Başınız sağ olsun. Hatay'da durum ne? Hatay'da durum çok kötü Fatih Bey. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda çok
sıkıntımız var. 1200 civarında binanın yıkıldığını arkadaşlar. 1200 civarında bina yıkıldı. Tabii daha çok işte kent merkezinde en çok Antakya, Defne, Kırıkhan, İskenderun başta olmak üzere her yerde yıkım var ama bu dördünde çok daha fazlası var. Tabii ki bunların dışında bizim imkanlarımızda biz kurtarmaya çalışıyoruz. İtfaiye ve iş makinesi. İş makinesini çok fazla sokamıyoruz içine. Çünkü iş makinesi girdiği zaman aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliriz. Bu nedenle daha çok acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Tabii bunun başında bir profesyonel bir arkadaşımız var. O yönlendiriyor. Ama kurtarma için bize çok bizi de kurtarın işte şurada yakınım var diye bizi çok arayıp ismini yazdıran, bize destek verin diyen insanımız var. Gerçekten de sabahın 5'inden beri bütün imkanlarımızla bu işi yapıyoruz. Ama bu çok büyük bir felaket. Bir belediyenin altından kalkamayacağı bir işte yerel imkanlarla bu işi çözemeyeceğimiz kadar büyük bir felaket. Çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de bu işte kullanacakları alet edevata. Bunun dışında tabii ki şu anda 2-3 derece dışarısı ve yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden hayatını kaybedebilir. Isı kaybından. Yani ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var. Bu nedenle biz Türkiye çapında hem devletimizden hem hükümetten hem sivil toplum örgütlerinden hem hayırseverlerden hem zaten belediyelerimiz hepsi sağ olsun koşuşturuyor. Yavaş yavaş onlar da arama kurtarma ekiplerini göndermeye başladılar. Ama aşağıdakileri de kurtaralım. Özellikle deprem anında bina altında kalan insanları. Dışarıdakilerin de gerçekten de barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya suya ihtiyacı var. Çünkü deprem anında hepsi kesiliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve mahrumiyet bölgesi gibi oluyor. Çok hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil bizim gibi Maraş'ta da çok yıkım var aldığımız haberlere göre. Bütün buradaki 8-9 tane 10 tane ilde sıkıntı var ama en çok sıkıntı gördüğümüz şu anda Maraş ve Kahramanmaraş ve Hatay ve çok ivedilikle en azından şu ne kadar insanımıza ulaşabilirsek ne kadar çok kısa zamanda o kadar insanın hayatını kurtarma imkanımız var. Tabii ki dışarıdakilerin de en azından barınmasını ve yeme içmesine destek vermek lazım. Genel imkanlarla bunu karşılama şansımız maalesef bütünüyle yok. Sayın Başkan, 1000 küsur yıkılan binadan bahsediniz. Buralara kaç ekiple şu anda müdahale edebiliyorsunuz? Her enkaza bir ekip yetişebildi mi yoksa? Mümkün değil. Çünkü bizim insanlarımızda da kaza altında kalan var, hayatını kaybeden var. Bunların yakınlarının sıkıntısı olan insanlar var. Yani bu gibi büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin söz sahibi olup bu gibi kurtarma işlerini yapması gerekiyor. Yani doğası gereği çünkü çok insan panikte ve biz bulabildiğimiz insanları iş makinelerimiz ve itfaiyelerimizle kurtarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi iş makinelerini çok az insan burada arama kurtarma ekibinin içerisinde. Bunların da bir kısmı zaten hayatını kaybettiği için hepsini kullanamıyorsunuz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, daha şuurlu, daha sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar ama ne kadar hızlı gelirlerse biz o kadar insanlarımızı hayatını kurtarma şansımız var. Sayın Başkan, kente ulaşan yollarda bir sorun var mı? Var ara sıra ama çok böyle majör bir sorun yok. Tabii bazı köprülerde, bazı asfaltlarda zarar var. Kırılmalar, bükülmeler var ama böyle majör bir problem çıkaracak gibi değil. Sayın Başkan, tekrar geçmiş olsun, tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun efendim. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sayın Başkan'ın sesi yorgun çıkıyordu. Normal sabah 4'ten evet, beri. Evet, yani koşturuyor, her tarafa koşturmak mecburiyetinde. İnsan arıyorlar, büyük bir çaresizlik.
o mesuliyeti sırtında hissediyordur. Yapabileceği şey de sınırlı. Sınırlı. Ne yapabilir ki? Ne yapabilir ki? Yani o durumda olmak istemezdim ama kahraman insanlar bunlar. Hepsine kolaylık dileyelim.